Artık orto-para yönlendiricileri anladığımıza göre bir meta yönlendirici örneğine geçebiliriz. Nitrobenzenle başlayacağız. Şimdi buradaki amacımız nitrobenzeni nitrolamaksa o zaman dumanlı nitrik asit gibi bir şey ve katalizörümüz olarak sülfürik asit ekleyip sonra da bunu ısıtmamız gerek. Öyleyse bu tepkimeyi oluşturmaya zorlamamız gerekiyor. Çünkü nitrobenzen benzenin kendisi kadar reaktif değil ve sonuç olarak meta konumuna bir nitro grubu eklemek olacak. Gördüğünüz üzere ürünümüzde benzer halkamızdaki meta konumunda bir nitro grubu bulunuyor. Yani burada baskın olan meta ürünü orto para değil. Şimdi bu mekanizma için bazı rezonans yapılarına bakarak nedenini anlayabilecek miyiz? Ona bir bakalım. Bir orto saldırısıyla başlayacağız. Yani ilk örneğimiz olarak nitro grubunu orto konumuna eklediğimizde meydana gelen bir orto saldırısı göreceğiz. Unutmayın, nitrik asit ve sülfürik asidin görevi elektrofili oluşturmak olacak. Yani şuradaki artı yüklü azotu da içeren nitronyum iyonu. Elektrofilimiz bu. Benzen halkası ise nükleofil görevi görecek. Yani buradaki pi elektronları azota saldıracak ve bu elektronlar da oksijene geçecek. Şimdi bu nükleofilik saldırımızın sonuçlarına bakalım. Nitro grubumuz şurada. Şimdi orto saldırısını gösterelim. Yani NO2 orto konumuna gidecek. Evet, NO2 şurada. Tabii bu karbonun hala hazırda bir tane hidrojene bağı bulunmakta. Evet, şimdi de elektronları gösterelim. Buradaki mor pi elektronları buraya gelerek halkamızdaki karbon ve azot arasında bir bağ oluşturmuş oldular. Tabii bu karbondan bir bağ koptuğundan artı bir formal yükün gideceği yer bu karbon oluyor. Halkamızdaki diğer pi elektronlarını da şöyle ekleyelim. Evet şimdi bu iyon için bir rezonans yapısı çizelim. Artı yükün yanında bir pi bağımız var. O zaman bu pi elektronlarını alıp buraya getirebiliriz. Evet halkamızı çizerek başlayalım. Üste bir nitro grubu yan tarafta ise orta konumunda da diğer nitro grubu yer alıyor. Üstteki pi elektronları aynı kalıyor. Diğer pi elektronları ise artık şurada yer alıyor. Şimdi bunları renklendirecek olursak buradaki mavi elektronlar şuraya geçiyor. Tabii bundan dolayı bu kez bu karbonun bir bağı gidiyor ve bu yüzden karbon artı bir formal yük elde ediyor. Evet, rezonans yapılarımızdan biri bu. Şimdi bir tane daha çizelim. Bu yapıda üstteki elektronların alta şuraya geçtiğini göstereceğiz. O zaman halkamızı çizerek başlayalım. Aslında üstteki nitro grubumuzu bu kez böyle çizip formal yükleri de ekleyeceğim. Neden böyle yaptığımı birazdan göreceksiniz. Şimdi oksijenin eksi bir formal yükü bulunurken azotunsa artı bir formal yükü var. Evet, orta konumunda ise diğer nitro grubumuz yer alıyor. Buradaki pi elektronlarımız aynı kalırken diğer pi elektronları ise artık bu konumda yerini alıyor. Şimdi bunları belirginleştirmek gerekirse buradaki pi elektronlarını kırmızıyla işaretleyip bu yapıdaki yerini gösterelim. Bu yapıda ise bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Böylece artı bir formal yükün yeni adresi üstteki bu karbon oluyor. Tabii bu kararsız bir rezonans yapısı. Çünkü bazotta artı bir formal yükün bulunmasının yanı sıra halkamızdaki bu karbonda da artı bir formal yük var. Aynı olan yükler birbirini iter ve dolayısıyla bu rezonans yapısını kararsızlaştırır. Yani elimizde kararsız bir rezonans yapısı var. Tabii hatırlayacaksınız bu yapılardan biri sigma kompleksimizin hibritidir. Ayrıca bu rezonans yapılarından biri kararsız bir yapı ve bu da bu sigma kompleksinin oluşma ihtimalinin çok yüksek olmadığı anlamına geliyor. O zaman devam edelim ve bir meta saldırısını inceleyelim. Meta saldırı yaptığımızda kararsız bir rezonans yapımız olmayacağını göreceksiniz. Evet, ekranı kaydırıp bir kez daha nitro benzerimizi ve nitronyum iyonumuzu göstermiş olalım. Aynı şekilde yine buradaki pi elektronlarını kullanarak nitro grubumuzu meta konumuna ekleyeceğiz. Yani bu elektronlar bir nükleofilik saldırı yapacak ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçecek. O zaman yine hemen yan tarafına ortaya çıkan bu karbokatyonu çizmeye başlayalım. Üstelik bir nitro grubumuz var. Bu kez nitro grubunu meta konumuna ekleyeceğiz. Tabii buraya bağlı olan hidrojeni de eklemeyi unutmayalım. Şöyle renklendirecek olursak bu mor pi elektronları bu karbon ve azot arasındaki bağı oluşturan elektronlar oluyor. Tabii bu karbondan bir bağ koparmamızdan dolayı artı bir formalük burada yer alacak. Halkadaki diğer pi elektronlarını da şöyle ekleyelim. Evet, çizeceğimiz ilk rezonans yapımız bu. Şimdi başka bir tane çizelim ve buradaki pi elektronlarının şuraya gelişini gösterelim. Evet, şöyle yan tarafa halkamızı çizerek başlayalım. Üstelik nitro grubumuz şöyle. Diğer nitro grubumuzsa meta konumunda ve aynı karbona bağlı olan hidrojenimizi de ekleyelim. Şuradaki pi elektronları ekledikten sonra diğer pi elektronları ise artık buraya geliyor. Şimdi bunları da belirginleştirelim. Yani buradaki mavi pi elektronları artık buradaki yerini almış oluyor. Bu kez bu karbondan bir bağın kopmasıyla da artı bir formal yükü bu karbona yerleştiriyoruz tabii alttaki bu pi elektronlarını alıp buraya getirdiğimiz başka bir rezonans yapısı daha çizebiliriz o zaman halkamızı çizerek başlayalım evet bir nitro grubumuz üst karbonda diğer nitro grubumuzsa meta konumunda ayrıca burada bir de hidrojenimiz mevcut az önceki pi elektronlarını şöyle bir yerleştirelim diğer pi elektronları ise artık burada yerini alıyor bunları da renklendirelim kırmızı olarak işaretlediğim bu elektronların yeni yeri şurası oluyor ve tabii bu kez de bu karbon bir bağını kaybediyor. Dolayısıyla artı bir formal yükün yeni adresi bu karbon oluyor. Evet, böylece meta saldırısından ortaya çıkan 3 rezonans yapımız var diyebiliriz. Tabii fark ettiğiniz üzere kararsızlaşan bir yapımız yok. Yani 3 rezonans yapımızda da önceki örnekte gördüğümüz gibi yan yana duran 2 artı yük bulunmuyor. Tabi bu meta saldırısı için sigma kompleksini ekstra kararlı yapmıyor. Bu sigma kompleksi birbirini iten yükler gibi kararsızlaştıran herhangi bir yapıya sahip değil. Hepsi bu. Ve kararsızlık olmadığı için meta sigma kompleksi en kararlı kompleks oluyor. Ve mekanizmamızda oluşması en muhtemel olan yapı. Ve işte bu yüzden halkamızdaki nitro grubu bir meta yönlendiricisi olarak görev yapacak. Ama unutmayalım ki bunu bir sonraki videoda da göreceğiz. Nitro grubu yine de halkadan elektron yoğunluğunu çekecek. Devam edelim. Ve bu kez de bir para saldırısı yapalım. Böylece para saldırısının bize orto saldırısıyla aynı durumu vereceğini görebiliriz. Şimdi nitro grubumuzu para konumuna ekleyeceğiz. Tabii bu kez buradaki pi elektronlarını kullanıp elektrofilimize bir nükleofilik saldırı yapacağız. Ardından buradaki elektronlar da oksijene geçmiş olacak. Evet, şöyle yan tarafa çizmeye başlayalım. Bir nitro grubumuz üstte. Halkadaki pi elektronlarımızı da şöyle ekleyelim. Evet, şimdi de diğer nitro grubunu şöyle para konumuna yerleştirelim. Buradaki mor pi elektronlar karbon ve azot arasında bir bağ oluşturuyor. Bu durumda bu karbondan bir bağ koparmış oluyoruz ve bu da bu karbona artı bir formal yük vermiş oluyor. Şimdi çizeceğimiz rezonans yapısında bu pi elektronlarını şuraya taşıyacağız. O zaman hemen yanına çizmeye başlayalım. Evet, halkamız şöyle. Bu yapıdaki üstteki bu grubunu şöyle çizip formal yüklerimizi de ekleyeceğiz. Oksijenimiz eksi yüklüyken azotunsa artı bir formal yükü bulunuyor. Buradaki pi elektronlarını yerleştirelim. Ardından para korumunda yer alan diğer nitro grubumuzu da şöyle çizelim. Yer değiştiren diğer pi elektronlarımız artık şurada yer alıyor. Bu elektronları da şöyle mavi ile belirginleştirelim. Yani bu pi elektronları artık şuradalar. Bu yapıda da üstteki bu karbondan bir bağ kopmuş oldu. O zaman artı bir formal yükü üstteki bu karbona yerleştiriyoruz. Tıpkı orto saldırısında gördüğümüz gibi bu da kararsız bir rezonans yapısı. Çünkü halkamızdaki artı yüklü karbon artı yüklü azotla yan yana duruyor ve aynı yükler birbirini itiyor. Kararsız bu rezonans yapısı elbette bir para saldırısı için sigma kompleksini kararsız hale getiriyor. Evet, tamamlamak için bir tane daha rezonans yapısı çizebiliriz. Bu yapıda ise buradaki pi elektronlarını şuraya getireceğiz. Öyleyse üçüncü yapımızı çizmeye başlayalım. Evet, ilk olarak üstteki nitro grubumuzu yerleştirelim. Pi elektronlarımız şurada ve şurada. Para konumunda ise diğer nitro grubumuz bulunuyor. O zaman elektronlarımızı son kez renklendirelim. Buradaki kırmızı pi elektronlarımız artık şuraya geçmiş oluyor. Ve bu son rezonans yapımızda bu kez karbonun bir bağ kaybetmesiyle karbon artı bir formal yük elde ediyor. Tekrarlayacak olursak sigma kompleksimiz bu rezonans yapılarının bir hibriti. Ancak kararsız bir rezonans yapısı çizebildiğimiz için bu sigma kompleksi oluşması en muhtemel olan kompleks değil. Bu yüzden meta saldırısı tercih edilir meta yönlendiricilerini fark etmenin kolay bir yolu hakkında hızlıca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu örnekte sübstantimizin bir atomu artı yük şeklinde benzen halkamızın hemen yanında yer alıyordu. İşte meta yönlendiricisini bulmanın bir pratik yolu da benzen halkamıza doğrudan bağlı olan ve y ile gösterdiğimiz bu genel sübstituent oluyor. Doğrudan benzen halkamıza bağlanan atomun artı bir formal yükü varsa rezonans yapılarının orto para saldırılarında kararsızlaştığını görmüştük. Bundan dolayı burada meta saldırısı tercih edilmektedir. Yani yapıda artı bir formal yük veya kısmi pozitif yük arayarak meta yönlendiricilerini hızlı bir şekilde ve kolayca bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda diğer meta yönlendiricilerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.